Zirveye yaklaşıyoruz. Hemen hemen de az bir 100-200 metre bir metre kaldı, fakat dik olduğuna yavaş gidiyoruz ve gördüğümüz arkadaşlar büyük büyük çökükler var. Buralar göçmüş ve daha öbür tarafa gittikleri daha derin dehlizler var. Yani insan düşse çıkamayacak şekilde. Biz de yavaş yavaş gördüğümüz arkadaşlar bu çöküklerden ağır ağır yolumuzu buluyoruz. Hayırlısıyla yavaş yavaş zirveye doğru çıkacağız. Güzel çiçekler buldum. Daha var. Büyük ihtimalle onları araştıracağım. Yavaş yavaş gördüğünüz taşlardan tırmana zirveye az bir zamanımız kaldı. Doğayla iç içe olmak güzel. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kafanızı dağıtırsınız. Sağlığım için iyi oluyor. Etkinlik oluyor. Doğayı öğreniyorum, keşfediyorum. Ve mutlu oluyoruz. Ağrı ilçemizdeki endemik türleri tanımış oluyorsunuz ve tanıtıyoruz. İnşallah turizme de katkısı olacak. Sevgi ve saygılar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar artık ilçe geçiyoruz. Eskiden bu gördüğünüz zirvelerde bu zamanlarda kar olurdu. Fakat bu sene kar erken erimiş. Çaparaz kayalar içinde artık yavaş yavaş iniş güzergahımıza doğru gidiyoruz. Bayağı bir zaman oldu. 2 saati buldu çıkmamız. Ve şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş yürüyoruz ve dik bir yamaç. Kayalar yukarıdan inmiş, yuvarlanmış, büyük derin dehlizler oluşmuş. Şurada göstereyim size. Öyle böyle değil. Derin dehlizler var, uçurumlar var. Az önce bir dağ keçisi sürüsü de geldi, fakat çekemedim. Çok uzak olduğuna, kamera açısına girmedi. Büyük ihtimalle fokusunu aldı ki vardı, gittiler. Gördüğünüz her taraf çiçek popülasyonu var. Tam çiçekler açmış. Değişik endemik türler var. Bu endemik türleri keşfetmeye geldim. Gerçekten çok güzel geçti. Değişik çiçek türlerini, endemik istisnai çiçek türleriyle karşılaştım. Çekebildiklerimi çektim. Gördüğünüz arkadaşlar şöyle gidelim ki bak uçurumun kenarına geldik ve öyle böyle değil. Yüksek rakımlarda olduğumuzu size göstereyim. Ve gördüğünüz arkadaşlar daha çok yolumuz var. Şu aşağıdan şöyle yavaş yavaş gideceğiz. Güzel doğamızla baş başayız. Oturup dinleniyoruz, fotoğraf çekiyoruz derken yolumuz çabucak bitiveriyor. Çünkü doğayı sevmediğim bu yollar bitmez. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Çok dik dik rampadan iniyoruz. Bayağı 60-70 var. Sadece bu arada toprak var, öbür taraf kayalık. Çetin, zorlu bir maraton taraf. Artık şu aradan bir yol bulacağız ve gideceğiz. Dağlar resmen çökmüş. Gördüğünüz gibi büyük devasa kayaların dibinden iniyoruz. Buralarda iyi rehber ihtiyaç. Bilmediğiniz yerde büyük ihtimal yolumuzu kaybederseniz inememe ihtimali var. O yüzden biz ağır ağır bildiğimiz noktalardan inerekten, çok iniş bir yer. Çok dikkatli olmak lazım burada. Ayakkabı da çok önemli arkadaşlar. Burada 6 izli ayakkabı, krampon türü ayakkabı şart. Çünkü her taraf kaygan.
Yani ayakkabınız iyi olacak. Yavaş yavaş çıkacaksınız. Yani yorulduğun yerde oturacaksınız. Ve yola devam edeceksiniz arkadaşlar. Yolumuzda karşıda bir derin dehliz var. Oradan büyük ihtimalle şu karşıdan atlayacağız. Orada öyle böyle derin oyuklar meydana gelmiş. Bakalım bakalım oradan nasıl geçebileceğiz mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, büyük dehlizlere dek geldik. Kocaman devasa bir çökük. Buralardan artık çok daha dikkatli olmamız lazım ve yolumuzu değiştireceğiz. Geldiğim noktanın bir aşağı tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük dehlizler var. Bu dehlizleri dikkat etmek lazım. Acele etmeden yüreği bilirseniz güzel olur. Bilmeden giderseniz öyle önünüze tuzak koyaklar dek gelir. Ve ona göre ne yapacağınızı şaşırırsınız. Ve gördüğünüz arkadaşlar devasa bir çaparaz. Koca dağ çökmüş. Görüyorsunuz. Her taraf kayalık. Çökmüş noktalar var. Bizim geldiğimiz yer öbür tarafıydı. Fakat şuradan yavaş yavaş ineceğiz. Şurayı atladık mı artık yolumuzu buluruz. Buralarda sumaklar da var arkadaşlar. Sumak, yani değişik ağaç türleri, değişik bitkiler, endemik türlerde karşılaştık ve şu gördüğün boğazdan, şu karşıdan bir geçit var. Oradan atlayacağız ve yavaş yavaş dikkatli bir şekilde iniyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar tekrar çaparaza dek geldik ve yavaş yavaş yolu geldiğimiz yolu karşıda yolumuz o tarafa yönleniyoruz. Gördüğümüz çok derin çaparazlar var. Kayalar birbirini izlemiş. Dağdaki desene bir bakın. Çok büyük yamaçlar oluşmuş. Taşlar, kayalar. Her taraf resmen dağın dibine girmiş ha. Yani bazı noktalarda geçme imkanın yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bildiğin kuyu vaziyetine gelmiş. Yolumuza yavaş yavaş devam ediyoruz. Az sonra şu karşıdan karşıya atlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar bir koyağa dek geldik. Ahiste ahiste yavaş yavaş iniyoruz. Dağ keçilerinin izlerine dek geldi. Ve çok karşıda büyük ihtimalle bir tane bir şey gitti ama göremedim. Dağ keçisi olma ihtimali çok yüksek. Tam dağ keçilerinin yaşayacağı bir yerde yavaş yavaş hop gidiyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar çok iyi bir kondisyon ihtiyaç. Neyse buralardan çıkmak mesele, bir de inmek mesele. Her taraf kaya, taş. Gördüğünüz bu çaparazı karşıya atlayacağız. Yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar tekrar bir çaparaza dek geldik. Büyük bir dehlizden geçiyoruz ve ağaçların
Her tarafı kurumuş. Çukurların içi her taraf ağaç. Gördüğünüz gibi minare şeklinde bir taş böyle kalmış. Kayadan ayrılmış. Ağır ağır inmeye devam ediyoruz. Yani çıkmak inanır mısın daha mı kolaydı bilmem. İnmek daha zor gibi geldi bana. Her taraf ağaç. Biz yolumuza devam ediyoruz. Çok az bir yerimiz kaldı. Şurada bir tecik koyak daha var. Orayı da geçtik mi artık yolumuza çıkacağız. Son virajdayı büyüttüm Allah. Evet. Evet arkadaşlar. Son virajda çıkıyoruz. Yolumuz artık bundan sonra rahatlayacak. Ve düzelecek arkadaşlar. Evet dediğim gibi en zor yerleri geçtik. Kayalardan atlaya atlaya buralara indik. Korkacak bir yerimiz kalmadı. Hayırlısıyla yer kolaylaştı. Ve yolumuzda az bir kilometre kaldı. Yavaş yavaş yola devam arkadaşlar.